Sizinle en son oligo kelimesinde kalmıştık. Bu arada ben sesleri kontrol altına alacağım çünkü farkında olmadan konuşmalar olmuş. Ben kayıtlarda görüyorum bunu. Bu arada kayıtları son kayıtları da attım. YouTube'a da attım. Sisteme de arkadaşlar yükledim. Yani oradan görmek isteyenler, derse gelemeyenler izleyebilir. Evet, en son görmüş olduğumuz kelime non kelimesiydi, yani değil anlamında. Bu kelimeyi gördükten sonra oligo kelimesine devam edeceğimizi söylemiştik. Gördüğünüz gibi oligo gördüğünüz gibi oligo kelimesi az anlamına gelen bir kelime. Bunun tersi poli kelimesi. Finalde bunları soruyorum. Yani eş anlamlısı ve zıt anlamlısı soruyorum. Oligonun tersi poli. Yani çok anlamında. Buradaki örnek kelimemiz oliguri. Bildiğiniz gibi üri, idrar çıkarma demek veya idrarda anlamına da geliyor kelime. Mesela bu oligürün neye göre söyleniyor? Bildiğiniz gibi yetişkinlerde günde yaklaşık 1,5 litre civarında sıvı idrar çıkartıyor insanlar. Daha doğrusu günde 2,5 litre su insan vücuduna giriyor ve çıkıyor. Ve su olarak değil, sıvı olarak giriyor. Ve tekrar çıkıyor. Bir döngü var. Su döngüsü var insan vücudunda. İşte bunun yaklaşık bu 2,5 litrelik suyun 1,5 litre kadarı idrar yoluyla çıkıyor. Bir kısmı terle, bir kısmı kayıtayla, bir kısmı da nefesimizle su buharı şeklinde ne yapmış oluyor? Vücudumuzda almış olduğumuz sıvıyı dışarıya çıkarmış oluyoruz. Evet, bu anlamda mesela eğer 400 cc'den daha az idrar çıkartıyorsa kişi, yani 2 su bardağı diyelim, 2 su bardağından daha az günde idrar çıkartıyorsa buna oliguri deniyor. Bildiğiniz gibi böbrek hastalığının önemli belirtisi bu. Çünkü sağlıklı böbreği olan bir insan günde en az bir ile bir buçuk litre idrar çıkarmalı. Eğer bu 2 su bardağına kadar düştüyse, ki zaten hastanelerde bir insan diyelim ki üroloji servisine yatarken idrarı mutlaka toplanıyor. Yani kişi idrarını tuvalete yapmıyor. Bir kabın içerisine yapıyor. Ve o kabı laboratuvara gönderiyor. Orada biriktiriliyor o idrar. Ve 24 saatlik idrar miktarı en az 1-1,5 litre civarında olması lazım. Dediğim gibi eğer 400 cc'nin altına düşerse oliguri, 100 cc'nin altına yani bir çay bardağından daha az çıkartıyorsa buna da anuri adı veriliyor. Yani an biliyorsunuz yok demek. Bu yok gibi bir şey yani. 100 cc böbrekler tamamen iflas etmiş gibi bir durum söz konusu. Bu oligo kelimesiyle ilgili mesela daha önce zikretmiş olabiliriz. Oligarşi kelimesi var. Mesela monarşi tek kişinin yönetimi, oligarşi azınlığın yönetimi. Yani hanedan yönetimine oligarşi adı veriliyor. Malum teokrasi dini yönetim ama demokrasi halkın yönetimi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu kelimeyi de böylece ben geçiyorum. Çok fazla kullanılan bir kelime değil bu. Ve son zamanlarda en çok duyduğumuz kelimenin başına ne geliyor arkadaşlar? Pan, değil mi? Pandemi kelimesinden dolayı biz bunu çokça duyuyoruz. Her gün neredeyse bunu konuşuyoruz bu kelimeyi. Pan kelimesinin anlamı aynı şekilde pant kelimesi de hepsi anlamına geliyor. Mesela az önce zikrettiğimiz bir kelime var. Yani demokrasi diye. Değil mi? Demos halk demekti malum. Örneğin bu demos kelimesinin sonuna demi eklediğimiz zaman, i adet eklediğimiz zaman demi oluyor ama deminin bir anlamı yok. Dedik ya eğer bir kelimenin sonunda i'ye varsa bunun bir anlam ifade etmesi için mutlaka kelimenin başında da bir kelime örnek olması gerekiyor ki bir anlam ifade etsin. Mesela burada örneğin pandemi dediğimiz zaman halkın tamamı. Yani eğer bu COVID hastalığı, COVID virüsü hükümet tedbir almasaydı, yani maske, mesafe, işte biliyorsunuz hijyen, bunlar pandeminin başında çok son derece yani insanlara duyuruldu, anlatıldı. Artı yani sonradan 1 yıl gibi bir süre geçtikten sonra aşısı bulundu bu hastalığın. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Pandeminin önüne geçilmiş oldu. Eğer bunlar yapılmamış olsaydı bu virüs dünyadaki tüm insanlara bulaşıncaya kadar asla bırakmazdı. Böyle bir durum söz konusu. Yine bu pandemiye eşdeğer kelimeler var, benzer kelimeler var, özdeş.
Mesela enlemi dediğimiz zaman halkın içinde. Örneğin sınıfta bir tane atıyorum hepatit B taşıyıcısı varsa ne diyoruz? Hepatit B o sınıfta endemik veya halkın içinde anlamına geliyor bu kelime. Eğer birçok kişi hasta olduysa, bakın normalde endemide hastalık yok. Sadece içinde taşıyıcılar var. Ama birkaç kişi veya bir ildeki mesela insanların bir kısmı hasta olduğunda buna da epidemi ya da salgın adı veriliyor. Dediğim gibi pandemi dediğimiz zaman dünyanın tamamını kapsayan, herkes kapsayan bir hastalık olduğunu anlıyoruz. Bakın burada pantalcı diye bir kelime kullanmışız örnek olarak. Alcı ağrı demekti. Pantalcı hepsini yani vücudun tamamında hisseden ağrı anlamına gelen bir kelime. Yine mesela Amerika'da bir hava yolu şirketi var bildiğim. Panamerican diye. Anlamı şu, Amerikan tamamına hizmet veriyor. Amerikan tamamına uçuyor. O anlamda Panamerican diye isim vermişler. Yine mesela Panalgin diye bir ağrı kesici var. Değil mi? Her türlü ağız, işte diş ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı her neyse kullanabildiğiniz bir ağrı kesici olduğu için tabii ki Panalgin bir özel isim. Yani bu ağrı kesici bulan kişiler buna yani Panalgin diye özel bir isim vermişler. Yani Panalgin'in bir anlamı yok. Kelime olarak bir anlamı yok. Tabii ki tıbbi kelimeyi kullanmışlar üretirken. Yine para kelimesi var sırada. Para normalde bildiğiniz gibi bir kelimenin sonunda olduğunda doğum yapmış kadın anlamına geliyor bu kelime. Partumdan geliyor. Bir kelimenin sonunda olduğunda ama kelime başında kullanıldığında yani ötesinde ya da dışında gibi bir anlam var. Türkçe karşılığı maalesef yok. Türkçe karşılığı olmadığı için bunu olduğu gibi kullanıyoruz. Mesela nous kelimesi akıl demek ki akıl alanına gelen başka kelimeler de var. Mesela ment kelimesi var. Ment. Belki duymuşsunuzdur. Hatta mental gelişme, mental gelikten falan bahsediliyor değil mi? Örneğin bir çocuğun mental gelişimi dediğimiz zaman zihinsel gelişim anlıyoruz. Ya da dementi dediğimiz zaman yahut demans dediğimizde aşağı yukarı aynı kelime. Buna nedir o? Bu yani yaşta ne kullanıyoruz arkadaşlar? Bunamış diyoruz değil mi? Bunama. Bunama kelimesi anlamına geliyor. Dementi. Burada tabii ki nous, akıl anlamına gelen bir kelime. Gördüğünüz gibi paranoya dediğimiz zaman yani Türkçe karşılığı tabii ki yok. Bunun okunuşunu yani television nasıl ki televizyon şeklinde Türkçe'ye girdiyse paranoya kelimesi de okunuşuyla Türkçe'ye girmiş vaziyette bunu başka ifade eden bir kelime yok ne yazık ki. Hani şu diyemiyorsunuz. Ama lügat anlamı ne? Lügatlara baktığınız zaman mesela şu an Türkçe'de dışarıdan girmiş on binlerce kelime var. Türk Dil Kurumu ne yapıyor? Bunun lügat anlamını veriyor size. Mesela paranoya kelimesinin lügat anlamında diyor ki kelime anlamı aklın dışarıda olması durumu ama lügata baktığınız zaman aşırı kuşkuculuk, kuruntu, aklını kaçırma vesaire gibi. Ama tabii ki bu paranoyanın çok daha ağır hastalıkları var. Mesela psikoz dediğimiz olay en ağır şekli. Biliyorsunuz şizofreni var, paranoya var, depresyon var, şu var bu var ama en ağırı psikoz. Hatta manik, depresif psikoz diye bir şey var. Manik, yani mani neydi? Bir şeyi çok fazla isteme. Buna mani denmişti. Hatta manyak buradan geliyordu. İşte manik, bir mani olayı olmuş. Yani bir şeyi çok fazla istenmiş ama sahip olunamamış. Ve sonuç böyle depresif olmuş insan. Depresyona girmiş. Akabinde de maalesef işte psikoz vakası yaşanabiliyor. Bir cinnet hali bir nevi. Ya bu elleri arkadan bağlanan hastalar arkadaşlar psikoz hastaları. Şizofren değil. Şizofrenler bazen senden benden iyiler. Bazen yani onların aklı yarık gibi bir şey var. Bazen iyiler bazen kötüler. Ama psikoz olanlar kesinlikle eller arkadan bağlanması gerekiyor. Çünkü bu insan hem ya kendine ya başkasına zarar verebiliyor. Yani şöyle düşünün mesela. Ağır tahrik var. Kişi yani manik depresif psikoza girmiş. Atıyorum mesela karı koca anlaşamıyorlar. Kadın çocukları alıyor gidiyor babasının evine. Erkek de gidiyor. Mesela polis. Belinde belgesi silahı var. Yani diyor ki gel barışalım. Gel barışalım, gel barışalım. Yok barışmam etmem. Barış çocuklarımı göreyim diyor. Yani çocuklarımı göreyim gideyim falan diyor. Hayır diyor sana çocukları göstermem etmem. Hayatımdan çık falan filan. Arkadaşlar orada bir ciddi bakın olay tahrik.
aşırı bir tahrik söz konusu. Çocukları artık göremezsin, beni göremezsin, bilmem ne. Sonunda arkadaşlar bu adamın belinde silah var ya. Çıkartıyor, cinnet geçiriyor. Yani psikoz olayı bu zaten. Yani hem oradakilerin hepsini çoluk çocuklar dahil öldürüyor. Sonra da aklı başına gelince ben ne yaptım deyip kendini öldürmeye çalışıyor. Ama bunda başarılı olamıyor. Çünkü kurşun eğer sen kafana değersen hız kazanamadığı için kafatasını delemiyor. Ölmüyor yani insanlar açıkçası. Böyle bir durum var. Mesela parasentez kelimesi var. Psikoloji, parapsikoloji olayı var. Paranormal denen bir kelime var. Yani normal bildiğiniz gibi bir normal. Norm zaten yine Türkçe bir kelime değil. Norm kural demek. Normal, kurala uygun. Hatta abnormal, anormal diye bir şey var. Hatırlarsan şöyle demiştik. Bunu bilmiyorum siz de mi anlattık? Mesela bir sınıfa girmenin normal yolu arkadaşlar nedir? Diyelim ki bu online değil de normal sınıfta yaptığımızı düşünün. Sınıfa giren bir öğrenci kapıyı tıklar. Hocam girebilir miyim diyor, geç kaldıysa. Ama mesela bu öğrenci kapıyı tıklamadan girse, otursa yerine bu abnormal. Hani ab biraz uzaklaşmış demek. Ama kapıya tekme atarak girse, böyle bir nara atsa falan, o zaman bu çok anormal bir şey. Değil mi? Normalin çok çok bir şey. Anormal yani. Normallik yok. Ama bunların hepsi fizik kuralları dahilinde. Mümkün yani. Bunlar olabilen şeyler. Ama bir de şöyle düşün. Öğrenci geç kalmış. Bir anda sıranın üstünde küt diye arkadaşlar şu an sesim geliyor mu? evet hocam geliyor. Şu an geliyor. Ya az önce bir telefon geldi. Açmadım ama genelde sesimi almış demek ki. Yani ses diye kalmış. O zaman Patos'tan tekrar anlatmaya devam edeyim. O kısımda çünkü gitmişti. Evet, Patos hastalık. Patojenez hastalık oluşum süreci, patojen, hastalık yapıcı, patoloji, hastalıklar bilgisi, değil mi? Bu kelime kullanılıyor zaten. Bu patojenezle ilgili şöyle bilgi vermek gerekirse, patogenez yani hastalık oluşum süreci 3'e ayrılıyor. Patojen dönem, patojen dönem ve post patojen dönem. Patojen dönem dediği yani ortadaki dönemi anlatayım öncelikle. Kişinin kendini hasta hissettiği,
bir takım semptomların ortaya çıktığı, yani halsizlik, ateş, kırgınlık vesaire gibi semptomların ortaya çıktığı döneme, yani kişinin kendini hasta bildiği, hasta hissettiği döneme patojen dönem deniyor. Ama bir de bunun öncesi var. Yani kişi aslında bu patojen dönem ne zaman başlıyor? Patojen ne zaman başlıyor? Hastalık etkeniyle karşıladığınız anda süreç başlıyor aslında. Yani bir insan sigara içmeye başladığı anda, eğer bunu sürekli sigara içiyorsa arkadaşlar, maalesef o kişi için akciğer kanseri ya da kronik bronşit yolculuğu başlamış oluyor bir nevi. Ama tabii ki uzun yıllar boyunca herhangi bir semptom ortaya çıkmıyor. Hastalık gizli gizli ilerliyor ve artık semptomlar başlıyor. Kişi sürekli öksürmeye başlıyor, balgam çıkarmaya başlıyor falan. Tabii ki doktora gittiğinde doktor diyor ki, işte geçmiş olsun, astım hastalığına yakalanmışsınız falan gibi oluyor. Ve tabii ki kronik hastalıkların tedavisi yok maalesef. Ama akut hastalıklarda, yani bulaşıcı hastalıklarda tedavi tabii ki var. İşte bu hastalığın daha belirtileri başlamadan önceki döneme latent dönem deniyor. Gizli. Yani hastalık var ama kişi onu hissedemiyor maalesef. İşte kanserin maalesef bu latent dönemi çok uzun sürüyor bazen. Bir insan kanser ama 2-3 yıl veya işte en az 1 yıl semptom olmayabiliyor insanda. Yani kişi kendini gayet normal gibi hissedebiliyor ancak böyle ilerleyen vakalarda ortaya çıkabiliyor. Bir de hasta iyileştikten sonra hani semptom ortadan kalksa bile yine bir nekaat dönemi var. Yani iyileşme dönemi var. O yüzden mesela hastaneye yatan bir hasta taburcu olduğunda doktor ne yapıyor ona? İşte 10 gün 20 gün neyse istirahat veriyor ki o kendini toparlasın. Çünkü bağışıklığı düşük o dönemde. Yeniden bir şeye denk gelirse bir enfeksiyona çok kolay tekrar hasta olabiliyor. Evet, patoloji geçiyorum. Arkadaşlar pet çocuk demek. Daha önce bunu görmüştük. Bildiğiniz gibi aynı zamanda ayak anlamında kullanıyor. Mesela pediatri dediğimiz zaman iatri tedavi etmek. Hatırlayın. Mesela pediatri çocuk tedavisi, psikiyatri ruh tedavisi, geriatri yaş tedavisi gibi podiatri gene tedavisi gibi anlamlara geliyor. Aynı zamanda pot ve pet ayak anlamında kullanılıyor. Mesela pedal, pedal kelimesi buradan geliyor. Ama çoğunluk ve pet çocuk anlamında kullanılıyor. Örneğin pediatri, pedagoji, pedagojik formasyon, ondan sonra pedofili değil mi? Pedofili diye bir hastalık var. Çocuklara karşı cinsel eğilimi olma sapıklığı, yani bu bir sapıklık tabii ki arkadaşlar. Maalesef yani bu vakalar söz konusu. Bu bir sapkınlık, yani cinsel sapkınlık. Buna pedofili hastalığı deniyor. Yine peri kelimesi var. Etrafında veya çevresinde anlamına gelen bir kelime. Sanırım anatomi dersinde bunu görmüş olduğunuzu varsayıyorum. Hani dolaşım ikiye ayrılır. Pulmoner dolaşım, yani kalpten akciğer tarafına doğru olan dolaşıma pulmoner, yani akciğer dolaşıma adı veriliyor. Ama kalpten vücudumuza doğru olan dolaşıma da periferik dolaşım deniyor. Periferik. Yani periferi ne demek? Çevresel anlamına geliyor. Burada örnek kelimemiz arkadaşlar perinatal kelimesi. Yani natus doğum demek. Natal dediğiniz zaman doğumla ilgili. Bunun eş anlamlısı partum kelimesi. Perinatal dediğimiz zaman doğum çevresinde. Peki bu ne demek? Doğum öncesi, yani anne karnındayken 28. haftayla doğum sonrası birinci haftayı kapsayan dönem. Mesela eğer bu dönemde bebek ölürse buna perinatal ölüm deniyor. Perinatal, yani bu neyi gösteriyor? Doğum öncesi ve doğum hizmetlerinin veya doğum sonrası hizmetlerinin kalitesizliğini gösteriyor veya kalitesini gösteriyor. Eğer bir ülkede perinatal ölüm yüksekse bunun anlamı arkadaşlar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerinin yeterince etkin olmadığını ortaya koyan bir gösterge aslında. Yine mesela periskop diye bir şey var. Hatta bununla alakalı uygulama yapmışlar. Ben öyle bir isim duydum. Periskop diye. Online Zoom'a benzeyen bir şey. Online toplantı yapmaya yarıyor. Ama tabii ki bu periskop denen alet deniz altında da kullanılıyor. Yani deniz olduğu için deniz yüzeyine yaklaştığında etrafta ne var ne yok görmesi için yani şeyi kendisini çıkarmadan periskop denen bir şey var işte. Bunu yukarıya gönderiyor. Oradan etrafında ne var ne yok bunu kolaçan etmeye yarıyor ve 360 derece döndüğü için arkadaşlar buna periden alıp periskop adı vermişler.
Perinin anlamı bu. Mesela peri periostium gibi kelimeler karşılar. Yine periostium denen bir kelime var. Ostium kemik demek. Periostium kemiğin etrafında yani kemik zarı anlamına gelmiş oluyor bu peri kelimesi. Yine baktığımız zaman bir diğer kelimeye pago kelimesi var. Bunun aynı zamanda sonek formatla var bildiğiniz gibi yani faji şeklinde. Kelimenin sonunda bulunduğunda yeme anlamında kullanılıyor. Örneğin disfaji değil mi? Yeme güçlüğü ve yutkunma güçlüğü zorluğu anlamına geliyor. Ama buradaki örneğin fagosit kelimesi var. Sit malum hücre demektir. Fago yeme. Fagosit de yiyen hücre anlamına geliyor. Mesela makrofajlar bakın burada gösteriyor makrofajlar aslında insan vücudunda bakteri yiyen hücremiz. Akvivalent makrofajlar var. Yani büyük yiyiciler yani bunlar. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakteriyi lizozomları aracılığıyla bakın bakteri ne yapıyor arkadaşlar? Pinositoz yapıyor. İçine alıyor ve orada değişik enzimler sayesinde bakterinin yani sindirilmesini sağlıyor ve de onu fagosite ediyor. Yani yiyor ve atıklarını dışarıya atmış oluyor. Tabii ki bütün bu süreci tutan şey sitokinler. Yani bakın sinyaller olması gerekiyor. Beyinden salınan bazı sinyaller olması gerekiyor. Arkadaşlar normalde bakın enfeksiyon denilen şey aslında şu veya inflamasyon, yangın. Akciğerlerimiz oradaki bakterilere savaşıyor aslında. İltihap budur yani inflamasyon budur. Ama bazen maalesef inflamasyon kronikleşiyor. Yani kişinin vücudunda sürekli bir iltihap ortaya çıkıyor. Yani kronik iltihaplanma. Mesela bu iyi bir durum değil. Örneğin bir bayanın karında sürekli iltihap varsa bu kişinin çocuk doğurma olasılığı biraz düşüyor. Yani anne çocuk bebek anne karnında ölebiliyor maalesef. Yani bu şekilde etrafta çok fazla insan var. İşte bu sorunu çözmeden, kronik iltihabı çözmeden kesinlikle çocuk olması biraz zor. Evet, bir başka kelimemiz farmako kelimesi. Farmako ilaç demek. Ekranda gördüğünüz gibi. Farmakoloji de ilaç bilimi anlamına geliyor. Farmakoterapi ilaç tedavisi, yine mesela farmasi kelimesi bildiğiniz gibi farmasi ilaçla ilgili anlamına geliyor. Hatta bakın burada farmakolojinin açıklamasını yapmış. Farmakolojinin yani anlamı demişler. Ne yapıyormuş farmakoloji? Farmakoloji ilaçların yani drugs, bakın drugs diye yazmış buraya. İlaçların çalışmasıdır. Ne çalışması? Orijini, yani kaynakları, kimyasal yapıları, hazırlanışı, yönetimi, aksiyon, bununla ilgili yapılan çalışmalar, işte metabolizma, ekskrasyon gibi bu çalışmalar yapan bilim dalı diye burada ifade etmişler farmakolojiyi. Evet, az önce oligonun zıt tanımlamasından bahsetmiştik. Poli, oligo az, poligo çok demek. Bu poli kelimesi günlük hayatta aslında kullanılıyor. Daha önce de dersimizde geçti, şöyle geçti. Mesela biliyorsunuz karbonhidratlar üçe ayrılıyor. Monosakkaritler, değil mi? Tek şeker molekülüyse monosakkarit yani glikoz filan mesela monosakkarit yani tek şeker. Dolayısıyla hücreye rahatlıkla girebiliyor bu. Ama bir de birbirine bağlı iki şeker var yani çift anlamında. Buna disakkarit adı veriliyor. Yine arkadaşlar ikiden daha fazla şeker molekülü birbirine bağlandığında, bağ oluşturduğunda buna da arkadaşlar polisakkarit adı verilmiş oluyor. Polinin böyle bir anlamı var. Yine poliyle ilgili örneğin poliklinik kelimesi var. Günlük hayatta duyduğumuz. Poligami diye bir şey var. Çok evlilik. Değil mi? Monogami, tek eşlik. Poligami, çok eşlik anlamda. Buradaki hatta arkadaşlar bir şey daha var. Politika, değil mi? Politika kelimesi çok yüzlülük demek. Bakın siyaset başka bir şey. Politika bambaşka bir şey. Yani siyaset yapılır ama politika arkadaşlar kesinlikle herkese, her gittiği, her görüştüğü kişilere veya topluluğa ben sizdenim diyen bir anlayış yani politika. Çok gözlülük. Herkese şirin görünen bir anlayış ama siyaset kesinlikle öyle değil. Siyaset bir sanattır, bir bilimdir hatta. Dolayısıyla senin bir çizgin vardır ve o çizgine devam edersin yani. Ve dersin kardeşim ben buyum. Beni bu şekilde kabul edin. Ben buyum.
Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Sen de beni olduğun gibi kabul et. Yani siyaset böyle bir şey. Ve tabii ki yani şöyle bir şey var. Bazen yani birçok savaş siyaset sayesinde hiç kimsenin burnu kanamadan kazanılabiliyor. Bakın siyaset böyle bir şey. Ama politika tabii ki bambaşka. Buradaki örneğimizde ne var? Arkadaşlar kor kelimesi var. Kore. Jore yazılıyor. Bunun okunuşu kor şeklinde. Ve bunu korun sonuna iya getirdiğimiz zaman yani kori dediğimizde bir anlamı yok. Ama başına kori getirdiğimizde kürenin ki burada küre dendiğinde göz akla geliyor. Çünkü göz küresinden başka vücudumuzda küre söz konusu değil. Var küre ama yarı küre var değil mi? Beynimizin bir yarısına sifer adı veriliyor. Hani sifer küre demek bir de o var. Sifer küre anlamında. Kor da küre. Mesela polikori dediğimiz zaman göz küresinin yani iris dediğimiz kısmın birden fazla olması. Bakın burada örnekler var. Göz bebekleri birden fazla böyle şekillere bürümüş vaziyette. Bunun görmede problemi yok. Sadece işte bu estetik açısından biraz farklı görünüyor. Yoksa görme anlamında herhangi bir sıkıntısı söz konusu değil. Poli de bu şekilde. Post kelimesi birazdan göreceğiz. Pre kelimesi de var. Post sonra, pre önce demek. Mesela burada tıpta çok kullanılan bir kelime. Pre operatif, post operatif. Yani ameliyat öncesi, ameliyat sonrası şeklinde. Örneğin pre operatif dediğiniz zaman bunun kısaltması pre op şeklinde arkadaşlar. Uzun yazılmaz. Pre op veya post op şeklinde yapılır. Op malum operasyon demek. Mesela bildiğiniz gibi anestezi ve reanimasyon bölümü var hastanelerde. Anestezi ve reanimasyon. Anestezi ne yapar? Estezi algılama demek. An koyduğunuz zaman başına algılamanın olmaması değil mi arkadaşlar? Algı yok. İşte anestezi bölümü narkoz vererek hastaya kişinin bütün o kesip biçmeleri algılamamasını sağlar. Yani çünkü beyin tamam vücudu kesiyorsun biçiyor doktor. Orada ciddi bir ameliyat yapıyor. Ama kişi zerrece bundan etkilenmiyor. Çünkü beyin uyumuş vaziyette. Çok derin uykulu. Çünkü hatta şöyle bir kelime var. Narkoz deyince anlamını söyleyeyim size. Nark uyku demek. Narkoz dediğimiz zaman hatırlayın oz neydi? Bir şeyin sonunda çok fazla hani oz olduğunda onun çok fazla olduğunu anlatıyor. Yani narkoz derin uyku arkadaşlar. O kadar derin ki kişi hiçbir şeyi bundan anlayamıyor. Mesela hipnoz kelimesi de var gene. Hipnoz. Yani tabii ki uykudan biraz farklı bir olay. Yani bilinci uyutma hali. Bilinçaltı uyanık kalmaya devam ediyor. Kişi aslında yani ayakta yani uyuyan insan gibi değil, değil mi? Bu anlamda ne yapıyor doktor? Ameliyat öncesi anestezi uyguluyor. Ama ameliyat sonrası ki zaten ameliyat boyunca hastanın başında kalıyor anestezi uzmanı. Çünkü bazen ameliyatın ortasında uyanan hasta oluyormuş. Anestezi yetmiyor ve hasta ameliyatın ortasında kendine gelebiliyor. Bazen de kişiye narkoz yapılıyor ama kişi bir türlü uyandırılamayabiliyor. İşte o yüzden anestezi bölümleri ne yapar? Ameliyattan sonra hastayı anestezi yoğun bakıma alınır. Anestezi uzmanı orada uyandırma işlemini de yapar. Ya buna ne deniyor? Reanimasyon. Bu R kelimesini haftaya göreceğiz inşallah. Bugün R'de bırakacağım zaten 165'te. Şu an 5 kelimemiz kaldı. Evet, mesela postmatür kelimesi var. Prematür, postmatür. Hatırlayın bir bebek erken doğarsa buna pre yani önce doğmuş olan prematür deniyor. Sonra doğmuşsa yani normal süresinde uzun kaldıysa ona da postmatür adı veriliyor. Bu kelimeyi daha önce gördük hatırlayın. Anteroposterior şeklinde yani önden arkaya ki bu radyoloji bölümünde kullanılan bir kelime ve kısaltma şeklinde kullanılıyor. Yani eğer önden arkaya bir görüntü istendiyse doktor böyle bir grafiği, böyle bir görüntü istediyse o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? AP ve bildiğiniz gibi bunların istek formları var doktorların. Orada kafa grafisi AP diyor mesela onu işaretliyor. Ya da arkadan ne istiyorsa kafa grafisi PA olan şeye işaretleyerek filmin çekilmesini sağlamış oluyor. Evet az önce postu anlatırken bahsettim bundan. Pre önce veya önde demek, post sonda demekti. Bir bebeğin anne karnındaki yaşam süresi yani kalması gereken süre 280 gün ya da halk arasında 9 ay 10 gün ya da tıbbi
açıklamasıyla, tıbbi ifadesiyle 36 hafta artı 6 gün şeklinde ifade ediyor. Yani 36 hafta, 37 hafta değil. 36 hafta artı 6 gün şeklinde ifade ediyor. Yani doğum süresi bu. Ama eğer çocuk işte bundan daha erken doğarsa, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Buna prematüre adı veriliyor. Bakın bu çocuğun derisi daha oluşmamış. Gördün mü? Ekranda gözüküyor. Etleri belli oluyor. Bu çocuğun derisi daha oluşmamış. Yani herhalde bu 2-3 aylık veya 5 aylık bir düşük olma ihtimali yüksek. Çünkü biliyorsunuz belki bilen var, bilmeyen var. 20 haftadan önce doğarsa buna doğum denmiyor. Düşük deniyor. Ama gebeliğin 20. haftasından sonra, mesela 21-22. haftada olduysa, buna da işte erken doğum, prematüre adı verilmiş oluyor. Buradaki matürün anlamı arkadaşlar olgun demek. Matür kelimesi. Pre ile ilgili bu kadar örnek ettik. Bir de pro kelimesi var. Bu da önce veya önde demek. Örnek kelimemiz arkadaşlar prokaryot. Karyon çekirdek demek. Prokaryot dediğimiz zaman şimdi bakteriler çekirdeğine göre ikiye ayrılıyor. Prokaryot ve ökaryot şeklinde. Prokaryot olanlar, bakın burada ekranda var. Sağ taraftakinin DNA'sı hücre içinde dağılmış vaziyette. Yani sağ taraftaki hücrede. Ama sol taraftaki hücrede, yani ökaryot, bakın burada zaten yazılmış ökaryot. Sağlıklı normal bir hücresi var. Yani nükleus deniyor buna. Hatta biliyorsunuz nükleer denen bir kelime var. Nükleer. Yani hücreyle ilgili ama aynı zamanda nükleik kelimesi de var. İkisinin de kaynağı arkadaşlar nükleus kelimesi. Mesela nükleik asit denen bir kavram var. Ya da nükleer diye bir kavram var. Ama nükleer kelimesi bildiğiniz gibi daha çok silahlarda, yani konvansiyonel silah dediğimiz radyasyon içeren silahlarda ifade ediyor. Daha çok nükleer dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Mesela nükleer bomba, atom bombası tarzında. Velhasıl bakteriler ikiye ayrılıyor. Prokaryotlar, ökaryotlar. Prokaryot dediğimiz hücre insana hastalık yapmazlar. Bunlar daha ziyade doğada bulunuyor. Hatta bunlara protozoa diyen de var. Yani tek hücreli canlı. Ama insanda tabii insan hücresi, bir hayvan hücresi, bitki hücresi bunlar ökaryot. Ve insana hastalık oluşturan bakteriler de yine ökaryot. Yani normal bir çekirdeğe sahip olan hücreler oluyor. Pro ile ilgili mesela program kelimesi var. Program. Program ne demek? Gram yazmak demek. Program ise arkadaşlar önce yaz demek. Yani mesela bir anma programı varsa siz saat saat hangi dakikada, hangi saatte, kim neyi anlatacak? Onun kağıdı yazmış oluyorsun değil mi arkadaşlar? Buna program deniyor işte. O önce yazı. Gram çünkü yazı demek. Yine promosyon kelimesi var. Yani promosyon. Motion hareket demek. Promosyon da önce hareket etmek demek. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela çocuğunuza al sana laptop sınıfını geç diyemezsin. Bu promosyon olmaz. Ya, yanlış promosyon olur. Çocuk çalışmaz yani. Çünkü ne yaptı? Zaten amacına ulaşmış oldu. Ama sen dersen ki sınıfını geç, sana laptop alayım dediğiniz anda işte bu promosyon oluyor. Yani velhasıl promosyon bu şekilde yapılmış oluyor. Gelelim ruh kelimesinden. Psiko bildiğiniz gibi ruh demek. Bundan bahsetmiştik. Psikoz, ruh kelime anlamı arkadaşlar. Ruhun aşırı artması yani ruhsal durumun aşırı artması. Aklın gerçek eğitimi diye geçiyor. Hatta resimdeki İngilizce yazı ne anlatıyor arkadaşlar? Psikoz, a lost reality. Yani gerçeklik itimi şeklinde. Kişi neyin gerçek, neyin doğru olduğunu bilemiyor. Algılayamıyor. Bu cinnet geçirme halinde. Dolayısıyla maalesef işte cinnet geçirdiğinde anasının, babasının, çoluğunun, çocuğunun, eşini, herkesi ne yazık ki kişi katledebiliyor. Ama daha sonra aklı başına geldiğinde gerçekten ne yaptığını o zaman anlıyor ve işten geçmiş oluyor. Yani aklın gerçeklik itimi demek. Bu duruma gelmiş bir insan kesinlikle elleri arkadan bağlanması lazım. Çünkü kişi bilerek veya bilmeyerek ne yapıyor? Sana zarar verebiliyor. Yine psikoloji, ruh bilim, psikiyatri, ruhun tedavisi gibi kelimelerimiz var zaten. Bunları biliyorsunuz. Psikopat, ruh hastalığı, ruh hastası, psikopati, ruh hastalığı şeklinde kelimeler mevcut. Bunları zaten duyuyoruz. Ve bugünkü son kelimemiz arkadaşlar radyo kelimesi. Radyonun ifade ettiği kelime zaten radyasyon.
radyasyon kelimesi radyo şeklinde ifade ediliyor. Hatta bakın alttaki resimde ne diyor? The age of radyoterapi. Yani radyoterapi çağındayız diyor şu anda. Gerçekten de öyle. Yani kanser çok farklı, ne yazık ki. Bu tedavi şeklinde çok fazla ihtiyaç duyuluyor.